Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sadece kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Ama arkadaşlar ilk başta videoya geçmeden önce 2 gün önce video atmıştım en son. Son video attığımda ne demişim ve ne olmuş ona bir bakalım isterseniz. 53 bin dolar yolculuk başladı yazmışız ki o gün attığımız zaman bitcoin fiyatı düşüyordu bildiğiniz şekilde. Yani fiyat 38 binlerdeydi. Şu anda 44 binlerde olduğunu görebiliyoruz. Dinleyen yine kazanıyor. Böyle bir gerçeklik var. Geçtik. İlk başta bir haberle başlayacağım. Güzel bir haberimiz var. Ripple, DeFi, e, NFT ve akıllı sözleşmeler Ripple'a geliyor diye bir haber çıkarttı. E, Ripple gerçekten bunu doğruladı. Yani evet DeFi'nin hani şey olacaktı. Zaten şurada da yazıyor. Ripple bileşik yan zincirlerin geldiğini doğruladı yazıyor. E, bu Ripple için olumlu bir haber. Onu söyleyeyim. Ki dava süreci de iyi gidiyor. Bunlar da güzel haberlerdi. E, bunu da göstermek istedim. Kripto bir verisi var. Kripto şundan bahsetti. Coinbase borsasında güçlü alımlar var yazdı. Şurada bakarsak, Sprot Banking on Coinbase. Yani Coinbase'de güçlü alıyorlar dedi. Güçlü alımlar var dedi. E şimdi Coinbase bizim için neden önemli? Bir yazalım isterseniz Coinbase neymiş? Coinbase arkadaşlar Amerikan bir borsa. Bunu söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için ve bu borsadan alımların önemli olmasının sebebi şu. Bu borsa Nasdaq borsası tarafından bilinen bir borsa. Ayrıca Amerikan yatırım şirketlerinin işlem yaptığı bir borsa. Yani biz buraya baktığımız zaman şunu diyebiliyoruz. Atıyorum Coinbase'de bir alım yapılıyor ya da satım yapılıyor şunu diyebiliyoruz. Yani Amerikan yatırım şirketleri alım yapıyor ya da Amerikan yatırım şirketleri satım yapıyor diyebiliyoruz. Bunun da böyle bir avantajı var. Baktığımız anda da şu an alıyorlarmış güçlü alım var diyor. Kripto kuantum verisi bu. Coinbase'de bu kadar güçlü alımların olması elbette olumlu. Geçtim. Şimdi teknik analiz anlamında bir baktığımız zaman. Özellikle şu e, yeşil bandı kırdığımızı, yukarı yönde çıktığımızı, yeşil bandın üzerinde iki mum kapattığımızı, bugün üçüncü mumu kapatacağımızı görüyoruz. Bunların hepsi güzel şeyler. E, ayrıca bu da etmezmiş gibi üstümüzden gelen direnci, bakın üstümüzden gelen direnci kırdık. E, şurada da denemiştik bu direnci ve nokta tepkiymiştik, tepki yemiştik. Burayı kırdık. Tekrar şöyle inmiştik. Desteği aldık ve çıktık. E, 53 bin dolara kadar çıkacağım düşünüyorum dediğim şekilde benim şahsi düşüncelerim. E, şu anda da baktığımızda yeşil bandı kırdığımızı görebiliyoruz. Bir de diğer grafiklere bakalım arkadaşlar ne var diye. İlk başta harmonik formasyonumuz var ikinci olarak. Harmonik formasyonumuz bize ne diyordu arkadaşlar? 53.250 seviyesine kadar çıkabileceğimizi, 53.250 seviyesine kadar gelebileceğimizi, oradan bir tepki yiyeceğimizi söylüyordu. Bunu harmonik formasyonlar söylüyor. Şu anda da bakarsak arkadaşlar gerçekten X, A, B, C basamağını yaşadığımızı şu anda da D basamağına gittiğimizi görüyoruz. bunun için Will Clement'e süre de 19'u dedi. Ay ayın 19'unda oraya varmış olacağız dedi. Ben birazcık da gece attım. 23 gibi çizdim ben. ancak 19'a da tabii ki çekilebilir bir şey. Ancak Will Clement'e 19'unda geleceğimizi söyledi. Geçtim. Şimdi Bitcoin Fibonacci hız direnç ayarlarına ve Gann analizine bakacağız. Ee, i̇lk başta Gann analizine baktığımız zaman nokta atışı milimetrik bir şekilde destek olarak çalıştığını şurada görebiliriz. Burada destek olarak çalıştı. Ee, üstümüzde şurada bir direnç vardı. Burayı açtık. Bakın şurada destek olarak çalıştık ve burayı açtık. Şu anda da üstümüzdeki dirence doğru gittiğimizi görebiliriz. Üstümüzdeki direnç baktığımız zaman şöyle e, 45 bin dolarlarda duruyor. Oralarda bir direnç var. 45 bin dolar civarlarında. Oradan tekrardan tepkiyebiliriz ancak korkmamamız gerekiyor çünkü artık altımızda destekler var 45 bin dolara da geleceğiz gibi duruyor zaten Geçtim Şimdi uzun vadeli grafiğimize bakacağız Arkadaşlar bu grafiği bazı arkadaşlar yorumlara yazmıştı hani düşünmüyorum böyle olacağını çünkü bir kere gerçekleşmişti Arkadaşlar zaten bu hani bir örüntü yani bizim bir örüntü oluşturduğumuz zaten bir kere oldu şu ana kadar bakarsak yani bir 2013-2014 bir de 2017-2018'de oldu. İkisinde de yıl başına çökmüştük. Aralarında 4 ay 4 yıl 1 ay fark vardı. Bu sebepten biz dedik yani 4 yıl 1 ay sonra bir daha çöküş olursa dedik. Yani böyle bir senaryo yazdık kendimiz. Yani bunu belirteyim arkadaşlar. Bu sadece bir varsayım. Bu biz sadece bir simetri. Yani başka bir şey yok. Hani şey ya örüntü mantığı. Aynı işte örüntü mantığını yaptık biz de burada. Şu eğrileri de çizdik. Eğriler de örüntü mantığıyla uyuşuyordu. Bu sebepten dedik ki bu olabilir. Ee, bu sebepten 2022'nin Ocak ayında Bitcoin'de zirveyi yaşayacağımızı, Şubat ayı gibi de çöküşe geçeceğimizi ben şahsi olarak düşündüğümü söylemiştim bu örüntüye bakaraktan. Bunu da şöyle bir göstermek istiyorum kısaca. Ee, <laughs> Bunun şeyi şu arkadaşlar Kasım'da özellikle 2013'ün Kasım'da bir çöküş yaşadığımızı, 2017'nin aralığında bir çöküş yaşadığımızı ve aralarında 4 yıl 1 ay farkın olduğunu söylemiştik. E bu sebepten bir dahaki 4 yıl 1 ay sonra fark da 2022'nin Ocak ayına denk geliyordu. E biz de dedik ki 2022'nin Ocak ayında hani bir zirve yaşayıp çökebiliriz. E ama dediğim şekilde yani bu sadece bir örüntü. Şimdi de Bitcoin'in dominasına bakmak istiyorum. Dominansa baktığımız zaman aylık grafiklerine ne kadar negatif de gözükse de e, günlük grafikte pek e, alçalamıyoruz. Yani... Şu kırmızı alana geliyoruz bu kırmızı alanda destek buluyoruz ve tekrardan çıkıyoruz. Genellikle bunlar oluyordu. Bir dakika şu logaritmiyi kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman. Ee, şimdi aslında burada da grafik güzel. Neden? Ee, i̇lk başta arkadaşlar şurada tamam bakın buraları destek olarak kullandık. Destek olarak kullanıldı. Ve tekrardan bu desteği yitirdik değil mi? Ondan sonra bakarsak şu anda da burayı direnç olarak kullandık. Ve hani retest gibi düşünebiliriz bunu. Retest oldu tekrardan yönlü inebileceğimizi düşünüyorum ben. Ee, dominasını tekrardan. 42 seviyelerine kadar gerileyeceğini ben şahsi olarak düşünüyorum. E hatta bunu daha önce de söylemiştim. Yani ben şuradaki hareketin benzerini düşünüyorum diye. Şöyle bir hareket. Yani burada da aynı öyle bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Şöyle. Şöyle bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. E dediğim şekilde 43 ve 42 seviyelerine kadar bir gerileme bekliyorum. Şuradan bir de arkadaşlar dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksine baktığımız zaman art, ikil dip yapmıştık. Bu ikil dipten sonra e, ABD faizleri arttırmayacağını söylemişti. Tekrar aşağı inmiştik. E, şimdi tekrar ufak ufak çıkmaya başladık. Ama dediğim şekilde yani ben dolar endeksinin arkadaşlar bitcoin etkilediğini düşünmüyorum. E, piyasada genel olarak böyle yaygın bir inanç var. E, ancak ben bu inanca katılmıyorum. Bu sebepten dolar endeksine bakmanın da pek faydalı olacağını zannetmiyorum Ama altın için aynı şeyi düşünmüyorum Altında da şöyle bir varsayımım var diyorum ki Ne zaman bitcoin çıkarsa o zaman altın düşüyor ne zaman altın düş çıkarsa bitcoin düşüyor Böyle bir izlenimim var bunun sebebi de şu Bakarsak arkadaşlar özellikle bakın Altın 16 Temmuz'dan beri durmadan düşüyor 16 Temmuz'da 1827 seviyelerinde olan altın Şu an baktığımız zaman 1763 onslara kadar geriledi Değil mi bunu hepimiz görüyoruz Ve ee, bu zaman zarfında Bitcoin'in de ralliler yaşadığını görüyoruz. Yani minik çaplı ralliler yaşadı. Ee, bu sebepten bunlara bakarak diyorum ki ben Bitcoin'in yükseliş bekliyorum. Bitcoin'in altının ters işlediğini düşünen biriyim. Ve bu sebepten diyorum ki altında yıl sonu tahminimde benim 1700 Pardon 1550-1600 seviyelerinde diyorum. Şu anda da 1763 seviyesi. Yani durmadan da düşüyor. Biz bu tahmini arkadaşlar şuralarda attık. Yani 1900 seviyelerinde attık. 1763'e kadar da gerçekten geriledik. Yani bir nebze başarılı aslında bir grafikte bu. Daha tam gerçekleşmiş gerçekleşmemiş olsa da. Şöyle bakarsak verimliydi. Ve altında da dediğim şey gibi sonunda bir düşüş bekliyorum. Bunu tek sebebi bu değil bu arada. Diğer sebebi de şu aşılama dünya çapında çok hızlı ilerliyor. Yani ee, Hemen hemen her ülkede arkadaşlar aşılama çok düştü. Türkiye'de mesela 18'e kadar geriledi. E, Avrupa'da çocukları da aşıladılar diye biliyorum İsrail zaten tüm nüfusunu aşıladı. Kanada yine aynı şekilde neredeyse tüm nüfus. E, Amerika yine aynı şekilde neredeyse tüm nüfusunu aşıladı. Yani baktığımız zaman dünya aşılanıyor. E, koronanın etkileri az oluyor. Mesela Türkiye'de bile görüyoruz artık. E, i̇nsanlar yavaş yavaş maske takmamaya başladı. Nedeni e, vakaları iyice düştü. E, böyle bir sebep var. Bu sebepten ben koronayı atlatacağımızı, altında da bu sebepten düşüş olacağını düşünüyorum. Yani altın zaten koronayla beslenmişti biliyorsunuz. Yani şu 2100 seviyelerinde çıkmasının sebebi koronaydı. Yani korona sayesinde çıkmıştı, hızlı şekilde toparlanıp buralara kadar gelmişti. Aşının bulunmasıyla zaten bir düşüş trendine girdi. Ben de hala düşüşe devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi son olarak arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman altımızda ve üstümüzde artık bantların olduğunu görebiliyoruz. Altımızdaki bant 41.000 civarında denk geliyor. 40.800 civarında denk geliyor. Burası destek olarak çalışabilen bir yer. Üstümüzde de 48 bin dolar civarı var. Ee, bakacağız arkadaşlar. Buralar destek ve direnç olarak çalışacaktır. Ancak dediğim şekilde yani ben harmonik formasyonlara bakaraktan 53 bin lira geleceğimize 53 bin 200 daha doğrusu yani tam şu yeşil bandın üstü oluyor. Oralara geleceğimize oralardan tepki düşünüyorum. İlerleyen saatlerde zaten Bitcoin daha da fazla yönünü belli edecektir. Ancak şu üstümüzden gelen direnci aşmamız da bizim için çok olumlu oldu. İlerleyen saatlerde dediğim şekilde Rites gelebilir. Ee, hani şaşmamak gerekiyor. Tekrardan 53 bin lira do doğru bir yolculuğa başlayabiliriz. Ee, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Video birazcık kısa oldu. Birazcık e, hastalığım var. Grip gibiyim. Ee, bu sebepten videoyu kısa tutmak istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum.